Saygıdeğer arkadaşlarım, bu Tayyipçiler artık Türkiye'de yarattıkları açlık, işsizlik, pahalılık, yıkımı, hatta cehennemi yüzünden kitleleri eskisi gibi Allah'la kolayca aldatamaz oldular. Kitleler artık bunlardan yaka silkiyor. Çünkü bunlar Kerbela'ya çevirdiler cennet ülkemizi, alın teriyle geçim sağlayan insanlarımız için. Kendileri saraylarda, köşklerde, lüks arabalarda, villalarda devran sürüyorlar. Ve durup dinlenmeden memleketin varını, halkımızın alın terini hayasızca yağmalıyorlar, çapul ediyorlar. Bu sebeple halkımız az da olsa uyanmaya başladı arkadaşlar. Ama bunlar da aynı oranda Muaviye Yezid dininin afyonunu daha yoğun bir şekilde halkımıza sunmaya, içirmeye, halkımızı uyuşturmaya hız verdiler arkadaşlar. Çünkü ne kadar bu dinin afyonunu verirsek o kadar uyuşur, koyunlaşır kitleler diyorlar. Bunu çok iyi biliyorlar. Atları gibi biliyorlar arkadaşlar. Cuma çıkışlarında, cami önlerinde ve hatta imamın yanında mihraba varıncaya kadar Tayyip çıkıyor. Yanı başında imam kitleleri Allah'la aldatmaya çabalıyor arkadaşlar. Böylesine işi şirazesinden çıkardılar. İşte TEDES programı kapsamında, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli programı kapsamında Tayyip'in Kaşar azılı layık cumhuriyet ve Kuvayi Milliye Mustafa Kemal düşmanı, kafayı din ile yakmış Yusuf Tekin habire ard arda yeni gerici uygulamalar yapıyor arkadaşlar. Hiç hız kesmeden. İşte 20 Mart 2024 tarihli yurtsever.org adlı internet sitesinden bir haber. Gericilik okullarda yayılmaya tüm hızıyla devam ediyor. Kaymakam emir verdi. İlkokula Kur'an kursu açtılar. Artık ortaokullar yetmedi, liseler yetmedi. İlkokula kadar, anaokullarına kadar din afyonunu satmaya hız verdiler arkadaşlar. Ataşehir Kaymakamlığı ilçede bulunan İçerenköy Hasan Leyli İlkokulu'nda Kur'an kursu açılması için talimat gönderdi. ÇEDES programı kapsamında yapılan gerici uygulamalar tepki çekerken İstanbul Ataşehir Kaymakamlığı'nın ilçede bulunan okullara öğrencilerin etüt derslerinde imamların Kur'an kursu vermesiyle ilgili yazı gönderildi. Konuyla ilgili konuşan bir öğretmen okula gönderilen yazıyla ilgili Ataşehir'de kaymakam okul müdürlerine yazı göndermiş. İlkokullarda okul sonrası etüt yerine müftülüğün görevlendirdiği imamların Kur'an dersi vereceği belirtilmiş dedi arkadaşlar. İlkokul çocuklarına ya. Yine arkadaşlar, dünün Sözcü gazetesinin 1. sayfada yer alan bir haberi, yani 16 Ekim 2024 tarihli Sözcü'nün haberi arkadaşlar. laik eğitimin tabutuna bir çivi daha, devletin ilkokuluna Kur'an kursu açtılar. Okullarda laik eğitimi ortadan kaldıran ÇEDES kapsamında her gün yeni bir uygulama ortaya çıkıyor. İstanbul'da da Ataşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu'nda eğitim öğretim yılı devam ederken Kur'an kursu sınıfı açıldı. Kaymakamlık ve valilik izniyle gerçekleştirildiği duyurulan kurs için Ataşehir Müftülüğü ile de işbirliği yapıldı. Kurs hafta içi 3 gün saat 15-17 arasında ücretsiz verilecek. Kursa Kur'an-ı Kerim'i tanıma ve öğrenme, tecvid dersi, sure ve dua öğrenimi olacak. Ayrıca İslam'ın şartları, imanın şartları, Hazreti Peygamber'in ve diğer peygamberlerin hayatları da öğretilecek. Evet arkadaşlar, işte ilkokullarda bile artık yavrularımızı afyonlayalım diye bir uğraşın, çabanın içine girdiler arkadaşlar. Ya bunlar ne anayasa tanıyorlar, ne yasaları tanıyorlar. Açıkça suç şu yaptıkları. Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına, anayasasına aykırı. Ya 24, 25, 26 yıllarındaki devrim kanunlarıyla bu kurslar, tarikatlar, medreseler, tekkeler, zaviyeler bütünüyle kapatıldı. Tevhid-i Tedrisat kanunu çıkarıldı ya. Eğitim tek. Laik bilimsel eğitim. Başka bir eğitim yok arkadaşlar. Anayasaya ve kanunlarımıza göre. Ama bunlar ortaçağcı 1400 yıl öncesinin kokmuş karanlıklarını anlatan, ilkokuldan itibaren küçücük yavrularımızdan itibaren tüm orta öğretim öğrencilerimize din eğitimi veriyorlar ya. Ama hiçbir savcı bunlar hakkında bir takipatta bulunamıyor. Çünkü daha önce de defalarca söylediğimiz gibi hepsi esir alınmış durumda ya. Yargı kurumunun esir alınmayan bölümü de korkutulmuş, sindirilmiş, ses çıkaramaz, kendisine Cumhuriyet Savcısı olmanın yüklediği sorumluluğun görevini yerine getiremez duruma düşmüş ya. Böylece yargı kaçak saraya monte edilmiş ya. Onun bir uzantısı, onun hukuk bürosu olmuş ya. Ve hatta kaçak sarayın elinde muhaliflerini sindirmek için bir sopa, bir operasyon enstrümanı olmuş arkadaşlar yargı kurumu. Amacından tümüyle uzaklaştırılmış, zıttına dönüştürülmüş. Yargı kurumu adaleti sağlaması gerekirken adaleti ortadan kaldırmaya yönelik bir işlev üstlenmiş arkadaşlar. Biz bu Tayyipgillere ne diyoruz? Yüreğiniz yetiyorsa bırakın bu hafızlık, Kur'an eğitimi, siyer eğitimi, peygamberlerin hayatı, bunları öğretmeyi de Kur'an'ın Türkçesini öğretin yavrularımıza ve orta öğretim öğrencilerine. Hadi, çünkü Kur'an'ın Arapçasını ezberleyip tecvidli olarak bir ömür okusa insanlar dine dair bir tek kelime öğrenemez arkadaşlar. Anlamadığı bir dilde şiir okur, destan okur, şarkı söyler gibi durmadan okurdurur ya. zaten Kur'an'da kadim medeniyetlerin destan, şiir anlayışına uygun olarak yarı şiir kapsamında ve yer yer yarı yarıya ölçülü kafiyeli arkadaşlar. Öyle olunca Arapçasını okumak, tecvidli okumak insanlarda anlamamasına rağmen çok ilahi, doğaüstü duygular uyandırıyor ve o sayede insanlarımızı kandırıyorlar, peşlerine takıyorlar arkadaşlar, aklınıyorlar. Ama Türkçesini okusalar ne yazdıklarını görecek ya insanlarımız içinde. Orada dünyanın dümdüz tepsi gibi olduğunu, gökyüzünün direksiz olarak Allah tarafından durdurulduğunu, bir kubbe gibi yeryüzünü üzerini kapladığını, güneşin ve ayın dünyanın etrafında döndüğünü, dünyanın sabit durduğunu, ayın dünyanın bir uydusu değil, bir nur olduğunu, Kur'an aynen böyle yazar çünkü. Depremlerin bir doğa olayı değil, bir jeoloji, jeofizik olayı değil, bir levha tektoniği değil. Çünkü yer kabuğunu oluşturan levhaların devamlı hareket halinde olduğu için birbirlerine sürtülmeleri ve hareketleri sonucu oluşur depremler arkadaşlar. Ama Kur'an böyle anlatmaz. Allah günahkarları cezalandırmak için o depremleri yarattığı söylenir Kur'an'da. Ya o Allah'ın kötüleri cezalandırmak için başka yönü yok da kadın, çocuk, suçlu, suçsuz, hayvan, insan ayırmadan Kahramanmaraş, Pazarcık depreminde olduğu gibi yüz binlerce insanı öldürmesi nasıl bir adalet olur ya? İlahi bir varlığın böyle bir adaleti olabilir mi ya? Yine Nuh tufanını ele alalım arkadaşlar. Orta Doğu'daki küçücük Nuh kavminin günahkar insanlarını cezalandırmak için Allah sadece Nuh'u, oğlunu, gelinini ve birkaç kişiyi daha insan olarak bu gemisine bindirip hayvanlardan da bazı ayetlerde birer çift dünyadaki bütün hayvanlardan. Bazı ayetlerde Hz. Muhammed daha önce ne dediğini unuttuğu için ikişer çift koyup diğer tüm insanları ve canlıları suda boğarak öldürdüğünü okuyacaklar. Ve bu nasıl bir adalet ya? Bir kavimdeki suçluları cezalandırmak için yeryüzündeki bütün insanları, bütün hayvanları öldürüyorsun sen ya. Adalet neresinde ya? Bundan büyük zalimlik, bundan büyük zulüm olabilir mi? Bundan daha acımasız bir durum ve bunu yapandan daha acımasız bir varlık olabilir mi arkadaşlar ya? Kaldı ki böyle bir olayın gerçekleşmesine imkan yok ya. Yeryüzünün tüm karalarını kaplayacak kadar yağmurun yağması olası değil ya. Bugünkü bilimin verilerine göre. Yeryüzündeki bütün hayvanlardan birer çift ya da ikişer çift oraya alıp dolduracak kadar büyük bir gemi bugünün şartlarında bile ya yapılması binlerce insan tarafından yıllarca süren bir uğraş sonucu ancak belki oluşturulabilir arkadaşlar. Kaldı ki Afrika'dan kaplanları, filleri nasıl toplayıp getirecek aslanları Nuh? Bengal'den kaplanları nasıl toplayıp getirecek? Avustralya'dan kanguruları nasıl toplayıp getirecek? Nasıl gidip gelecek? Latin Amerika'dan lamaları nasıl toplayıp getirecek? Bunlara imkan ve ihtimal yok ya. Akıl ve bilim dışı şeyler bunlar arkadaşlar. Bunlar biraz Sümer kıssası ya. Bunları Allah'ın buyruğu diye, emri diye, kıssası diye Hz. Muhammed aktarıyor ya. Kur'an'a koyuyor bunları. Yine böyle bir yığın Kur'an'da akıl ve bilim dışı, mantık dışı kıssa anlatılır arkadaşlar. Adem ile Havva kıssası mesela. Bunları geçelim, kıssaları da orada ortaya konan hukuka bakalım arkadaşlar. Kadınlar toplum hayatından soyutlanır ya. Bu hapsedilir kadınlar. Çocuk yaşından itibaren evlenilebilir kız çocuklarıyla ya. İşte Hz. Muhammed'in hayatı. Hz. Ayşe ile 6 yaşında nişanlanıyor, 9 yaşında zifaf yapıyor ya. Yatağa giriyor Hz. Ayşe ile 9 yaşında. Erkekler 4'e kadar hatta daha fazla eşle evlenebilir. Cariye ise sayısız. Onlarca, yüzlerce cariyeye sahip olabilir erkek. Ve onların her biriyle cinsel birliktelik yaşayabiliriz. Ya o cihat yapıyorum diye gidiyorsun bir ülkeye. Savaşçılarını katlediyorsun. Teslim olanları esir olarak alıyorsun, köleleştiriyorsun. Erkekleri, çocukları köle, kadınları cariye olarak alıyorsun. Mallarına, mülklerine, ekinlerine, tarlalarına, hayvanlarına el koyuyorsun. Ve kadınlarını da cariyeleştiriyorsun ya. Köle ve cariye mal statüsünde insan değil arkadaşlar İslam hukukuna göre. Köle ve cariye alınır, satılır, kiralanır. Mal çünkü ya. Dayanıklı mal arkadaşlar. Bir meta yani, ticari meta ya. İnsan değil. Bir örnek verelim arkadaşlar. Maverdi. Arkadaşlar, ünlü Şafii mezhebinin hukukçusu, İslam hukukçusu arkadaşlar. İşte bununla ilgili bilgiler aktaralım. 972, bazı kaynaklara göre 974 ila 1058 yılları arasında yaşıyor arkadaşlar. Şafii mezhebi hukukçusudur. Siyasal çalkantılar döneminde din, hükümet, hilafet, kamu ve anayasa hukuku üzerine çalışmalar yapmıştır. Maverdi, Abbasi halifesi Kaim bin Emrullah döneminde diplomat ve kadı olarak çalışmıştır. 1046 yılında siyaset sahnesinden çekilmiş ve kendini sadece kitap yazmaya vermiştir. Maverdi Bağdat'ta 27 Mayıs 1058 yılında ölmüştür arkadaşlar. Yine Maverdi'nin ünlü 9 ciltlik bir tefsir kitabı var arkadaşlar. Bu kitabı Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Burhan Sümertaş tanıtıyor bir makalesinde arkadaşlar. İlahiyat Fakültesi'nin, Çoruh Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi'nin hocalarından. Diyor ki Maverdi ve En-Nüket ve İ'uyun adlı tefsiri isimli bu çalışmada Maverdi'nin hayatı ve tefsiri çeşitli yönleriyle incelendi. Bu makalenin amacı El-Maverdi ve tefsirinin tanıtımı ile onun Kur'an'ı yorumlama metodunun anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Maverdi Türkiye'de özellikle El-Ahkam-üs Sultaniye ve Edeb-i Dünya ve Din isimli eserleriyle tanınmaktadır. Maverdi sadece bir din alimi olarak değil, aynı zamanda ünlü bir hukukçu, bürokrat ve teorisyen olarak da görevlerde bulunmuştur. Bu özellikleri onun eserlerine de yansımıştır. En-Nüket ve Uyun isimli tefsir, Kur'an araştırmacılarının temel kaynaklarından birisi durumundadır, diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işte bu ünlü tefsir kitabının, 9 ciltlik tefsir kitabının 4. cildinin 94. sayfasında aynen şöyle der arkadaşlar. Erkek köle sahibesine haram, cariye ise efendisine helaldir. Çünkü bir kadının cinselliğinden yararlanmak ancak onun sahibi için söz konusudur. Oysa erkek kölenin sahibesinin cinselliğinden yararlanma hakkı yoktur. Cariyenin ferci, parantez içinde dişilik organı ise efendisinin malıdır. Evet arkadaşlar. İşte İslam hukuku bu arkadaşlar. Yahu savaşlarda en masum olan insan kim? Kadın ve çocuklar arkadaşlar. Kadınlar ve çocuklar savaşların çıkmasına sebep olmazlar arkadaşlar. Savaşların kurbanıdır onlar. Sen cihat yapıyorum diye saldırıyorsun bir ülkeye, savaşıyorsun, yeniyorsun, öldürüyorsun savaşçılarını, teslim olanları köle ve cariye olarak ele geçiriyorsun ya. Ve kadınları cinsel olarak istismar ediyorsun ya, kullanabiliyorsun ve bu Allah'ın adaleti oluyor arkadaşlar. Bunun neresi adalet ya? İnsanlık dışı bir uygulama arkadaşlar, bir buyruk, bir fetva, bir içerik. Yine İslam'ın cenneti daha önce de defalarca anlattım. Erkeklerin cenneti ya. Orada da kadınlara bir şey yok. Sadece altından ırmaklar akan bir çayırlıkta oturacak kadınlar. Ama erkeklere sayısız Kur'an'ın aynen tanımıyla memeleri yeni tomurcuklanmış huriler var arkadaşlar ya. Onlarla yatıp bakacaklar erkekler. Sayısız her erkeğe düşen huri miktarı. Ve kadınlar bir köşede eşlerinin bu hurilerle iş tuttuğunu izleyecekler ya, seyredecekler. Kur'an'ın cennet anlatımı bu arkadaşlar ya. Yani burada insanlık nerede, vicdan nerede, merhamet nerede, hakkaniyet nerede? Ya tamamen şu anlatılanlar 1400 yıl öncesinin Medine köleci toplumunun örfü ya. Bizim teorimizin ışığında hep söyleye geldiğimiz gibi dinler yaşanılan maddi hayatın din dünyasına, zihin dünyasına yansımasından ibarettir arkadaşlar ya. Medine köleci toplumu, onun örfü, onun yaşayış biçimi din olarak bütünüyle Kur'an'a girmiştir ya. Kur'an'ı oluşturmuştur arkadaşlar. Şimdi siz bunu şeriat diye uyguladığınız anda 1400 yıl öncesine toplumu götürürsünüz. Akıl yok, bilim yok, doğayı kavrama yok. Adalet yok, vicdan, merhamet yok arkadaşlar ya. İşte biz iktidar olduğumuz zaman Kur'an'ın Türkçesini ilkokuldan başlayarak yavrularımıza anlatacağız. Gördükleri zaman somut temel kitabını İslam'ın çocuklar görecekler ki ya bunun savunulur bir tarafı yok ya. Burada vicdan, merhamet, akıl, mantık, bilim yok ya. Onu somut gözüyle görüp eliyle tutacak, kavrayacak. Yüreğiniz yetiyorsa diyoruz sahipkilere Kur'an'ın Türkçesini ders olarak koyun okullara, okutun. Okusun yavrularımız. Masal anlatmayın, hurafeler, efsaneler anlatmayın. Arapça Kur'an'ı ezberleterek, tecvidli okutarak, dinin bir dirhemini bile anlatamazsınız. Anlamış olmaz çocuklarımız. Sadece afyonla uyutmuş olursunuz, zehirlemiş olursunuz evlatlarımızı. Sizin anlattığınız din değil, din Kur'an'da. Kur'an'ın Türkçesini açın, okutun. Onu koyun derslerinize. Bu Tayyipgillerin bir ideolojisidir İslam arkadaşlar. Çünkü bunlar antika, tefeci, bezirgan, sermaye sınıfının 6000 yıl önce Sümer'de doğan ve bütün Orta Doğu Şark toplumlarının canına okuyan, belini büken, emeğiyle, alın teriyle geçim sağlayan insanlarımızı hayatını cehenneme çeviren bu asalak sermayenin temsilcisidir Tayyipgiller arkadaşlar. İşte bu antika, asalak, sömürgen, vurguncu, hayasızca sömürüden başka, kardan, faizden başka hiçbir şey bilmeyen sermaye sınıfının sözcüleri olan Tayyipgiller o sınıfı ebediyen iktidarda tutmak isterler. Modern kapitalizm değildir onların Üretim yordamı. Üretimle hiç ilgilenmez onlar. Malların gelişimiyle, alımıyla, satımıyla ilgilenirler. Aracılık yaparlar. Mantıka tefeci bezdiren sermaye. Üreticileri de sömürür, tüketicileri de sömürür. Üreticilerden yok fiyatını alır, tüketicilere aldığı fiyatın 3-5 katına satar ürünler arkadaşlar. Ayrıca faiz verir, hayasızca borçlandırır insanlarımızı. Kanını yemer, iliğini sorar arkadaşlar. İşte o sınıf devamlı varlığını sürdürebilmesi için tarihi 1400 yıl önce durduran dine sarılmak zorunda arkadaşlar. Dinlere göre dünyada olmuş, bundan sonra olacak her şeyin bilgisi orada kesin biçimde verilmiştir. Her şeyin kuralı, kanunu, örfü orada açıkça değişmez bir biçimde ortaya konmuştur. İşte o yüzden antika tefeci bezirgan sermayenin sınıf çıkarlarıyla dinler, İslam, tencere, kapak gibi uyuşurlar birbirleriyle arkadaşlar. Orta Doğu toplumlarını cehenneme çeviren bu antika tefeci bezirgan sermayenin 6000 yıl boyunca insanlarımıza yaptığı kötülük, insanlarımızı çürütmesi sonrasında modern kapitalizm Orta Doğu'da doğamamıştır arkadaşlar. Batı'da olduğu gibi bir devrim yapamamıştır. İşte bu sebeple de kapitalizm ancak tekelci emperyalizm döneminde, çağında 20. yüzyılla birlikte girebilmiş bizim gibi Orta Doğu şark toplumlarına, o da zaten gericileştiği için antika tefeci bezirgan sermayeyle ittifaka girmiştir arkadaşlar. Domuz topu gibi kaynaşmışlardır. O yüzden her türlü ilericiliğe karşıdır. Tekelci finans kapitalistler ve antika tefeci bezirgan sermaye ittifakı. İşte onların temsilcisi Tayyip Güller arkadaşlar. Tarihi 1400 yıl öncesinde nasıl dinler durdurmuşsa bunlar da toplumumuzu oraya götürerek orada zincire vurmak istemektedirler. O yüzden bütün bu tarikatları, cemaatleri, Kur'an kurslarını, İmam Hatip okullarını, ilahiyat fakültelerini pıtrak gibi yurdun dört bir yanına açmaları, bunları kamu kaynaklarıyla beslemeleri ve bununla da yetinmeyip ilkokullara varıncaya kadar Kur'an kursu açarak yavrularımızı afyonlamaları arkadaşlar. Hep bu amaçlarına ulaşmak için yapmaktadır. Evet arkadaşlar. ABD emperyalist saygının başımıza doladığı bir lanet halkasıdır bu arkadaşlar. Evet. Bir zamanların bu Yeşil Kuşak Projesi'nin mucidi, isim babası Graham Fuller, CIA'nın Orta Doğu masası şefi arkadaşlar. Ne diyordu? İslam ilericiliğe karşı, aydınlanmaya karşı, sosyalizme karşı, komünizme karşı çok güçlü bir set oluşturuyordu diyorlar. Çünkü İslam ülkeleri 1400 yıl öncesinin kopmuş karanlıklarına götürmek ister. Evet. varlığımızın sorgulayan bir akılla düşünmesi ve bu yakıcı, can yakıcı gerçekleri görüp bilince çıkarması, ona göre tutum belirlemesi gerekir arkadaşlar. Karın sağlığı.